Nesrin Güral Anaokulu'nun temelleri atıldı. Kütahya'nın eğitim alanındaki yatırımlarına önemli katkılar sunan Güral ailesi, yeni yatırımları olan Nesrin Güral Anaokulu'nun Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Güral ailesi başta olmak üzere aile dostların katılımıyla yapıldı. Hayırsever iş insanları İsmet Nesrin Güral yeni yatırımlar olan Nesrin Güral Anaokulu açılışı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla yapıldı. İl protokolünün de yalnız bırakmadığı Güral ailesinin yeni yatırımlarının temel atma törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Akif Ekinci, HSK üyeleri, Adalet Bakanı yardımcıları Zekeriya Birkan, Akın Gürlek, Yakup Moğol, Kütahya Belediye Başkanı il protokolü katıldı. Bu güzel memleketten kazandığımızla hayırlı bir iş daha yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nesrin Güral Anaokulu temel atma töreninde konuşan iş insanı Nesrin Güral şu ifadelere yer verdi. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri okudur. İsmet Güral ve ailesi olarak yaptığımız eğitim yatırımından birine daha başlamanın heyecanı içindeyiz. Bu güzel memleketten kazandığımızla bu güzel memleket için hayırlı bir iş daha yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katılımlarınızla heyecan ve mutluluğumuza ortak olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın en masum, en temiz varlıkları olan, çocuklarımıza hizmet edecek olan bu binanın temeline ya Allah Bismillah diyerek en derin sevgilerimi bırakıyorum dedi. Anahtarlarımızı devletimizin güvenilir ellerine bırakacağız. İş insanı Nesrin Güral, imanı, dostluğu, paylaşmalı, doğruluk, iyilik ve güzelliği, hayırlı bireyler yetişmesi temennisini, pozitif düşünceleri, vatan, millet, bayrak sevgisini, yaşam sevincini de bırakıyorum. Binamızın depreme dayanıklı fiziki şartlarını gerçeğe kavuşturduktan sonra anahtarlarımızı devletimizin güvenilir ellerine bırakacağız. Allah tamamlamayı nasip etsin. İnanıyorum ki çocuklarım ve torunlarım da İsmet Güral ve ailesi olarak okullarımıza yeni irfan yuvalarını katacaklardır. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize, protokolümüzün kıymetli mensuplarına, değerli davetlilerimize ve hemşehrilerimize temel atma törenine teşriflerinden dolayı tekrar teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Son eğitim teknolojilerinin de içinde olacağı okula kavuşacağız. AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Nesrin Güral Anaokulu temel atma töreninde yaptığı konuşmasında burada inşa edilecek anaokuluyla son eğitim teknolojilerinin de içinde olacağı okula kavuşacağız. İsmet Güral Bey'in Kütahya'mıza yaptığı yatırımlarla tanıyoruz. Güral Porselen'in Kütahya'mıza ve ülkemize kazandırdığı yatırımlarla gurur duyuyoruz. Anaokulu vesilesiyle İsmet Güral Beyefendi'ye ve Nesrin Güral Hanımefendi'ye diye teşekkür ediyoruz. Burada büyüyecek ve ülkemizdeki çocuklarımızın bahları, yolları açık olsun dedi. Kur'an-ı Kerim'in biliyoruz ilk emri oku. İsmet Güral ve ailesi olarak yaptığımız eğitim yatırımlarından birine daha başlamanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Bu güzel memleketten kazandığımızla bu güzel memleket için hayırlı bir iş daha yapıyor olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz ve katılmalarınızla bu heyecan ve mutluluğumuzu ortak olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın en masum ve en temiz varlıkları olan çocuklarımıza hizmet edecek olan bu binanın temeline ya Allah Bismillah diyerek en derin sevgilerimi yerleştiriyorum. İmanı, dostluğu, paylaşmayı, doğruluk, iyilik ve güzelliği, hayırlı bireyler yetişmesi temennisini, pozitif düşünceleri, vatan, millet, bayrak sevgisini de yaşama sevincini de bırakıyorum. Binamızın depreme dayanıklı fiziki şartları gerçeğe kavuşturulduktan sonra anahtarlarımızı devletimizin güvenli ellerine bırakacağız. Binanın yapımında iki mimarımız ve bir inşaat mühendisimiz en başından sonuna kadar büyük bir gayret göstererek projeyi tamamladılar. Ve projede ben de bir anne, bir büyük anne olarak ve kadınların gösterdiği bu gayretle, bu teferruatçı görüşle özellikle çocuklarımızın küçücük yaşlardaki o hareketli halleriyle nasıl bir projeye
teferruat katabilirim diye düşündüm ve benim de bence güzel olan katkılarım oldu. Mütevazi olmayacağım. Özellikle dış görüntü zannediyorum biraz önce sağ olsun Milli Eğitim Müdürümüz bize Türkiye'de böyle bir güzel projenin olmadığını söyledi. Gurur duydum. Ona çok teşekkür ediyorum. Gerek Sayın Valim, gerek Milli Eğitim Müdürümüz bu projenin başlaması için çok büyük gayret gösterdiler. Yıllar öncesinden biliyorum burada 4 katlı çok görkemli bir bina vardı. Ancak bu binanın depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldı. Allah inşallah bu binanın da tamamlanmasını nasip etsin. Ve inanıyorum ki çocuklarım, torunlarım, bizden sonra gelecek olan İsmet Güral ailesi nesli yeni irfan yuvalarını bünyelerimize katacaklardır. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize, protokolümüzün kıymetli mensuplarına, değerli devlet adamlarımıza, devlet davetlerimize ve hemşirelerimize temel atma törenine teşriflerinden dolayı tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.